Anneciğim, o ekmek nedir? Keline. Niye? Ekmeklensin evi. Nasıl ekmeklensin? Yani gelin aç mı geliyor kayınvalidesinin evine? Geldiği yer bereketli olsun diye şey ettim. Ekmek yedireceğiz kıza. Evet. Bereketli olsun diye. Musaf? Musaf namazına şey etsin. Dikkat etsin. Namazında niyazında Kur'an'da olsun inşallah. Evet. O yağ ne? Süreceğiz. Ya süreceğiz. Anne yanlış oğlum. Vernik sürmen lazım senin oraya. Bu adet. Adet bunlarda bu. Olur mu canım, ahşaba tereyağı mı sürülürmüş? Ahşaba vernik, ne bileyim yat verniği çekeceksin ki güneşten etkilenmesi fazla. Yok yok, buranın görevi. Bunu da yeni öğrendik. Ahşap bakım için tomarla para verip ahşap bakımı gerek yok. Tereyağı varsa sür, pırıl pırıl mı oluyor ahşap? Evet, boyaya gerek yok. Boyaya gerek kalmıyormuş. Biz de diyoruz bu adet niye var, hani gelin giderken niye yağ sürer diye. Meğerse aslında o binanın bakımıymış. Gelmişken bir de boya badana falan yaptı dedi kendine. Yok onun içinde boyası badanası. O yağ niye sürüyor kız? Ya böyle büyürsün bir görenek bunlarda. Neden ya? Ya eskiden böyle geriye böyle gidiyor işte. Var mı bilen? Yani sebebiyetini söyle. Köylük yerde bir soruya cevap bulacak, cevap verecek biri illaki bulunur. Nasıl anladın? Hay annem. Neden gelin eve girerken yağ sürülür? Yavrum ya işte yerinde yıpratsın, yavrulacak yine bir geçim düzen olsun diye onun için yağ sürerler. Ayakkabısının altına sürerler diye. Şimdi attan indireceğiz ya. O zaman ayakkabısının altına bir de maşayla kızdırıyorduk. Böyle... Bazı adetler iyi ki ortadan kalkmış. Ya, kızgın maşayı ne yapıyorduk? Bu işte böyle yağla gelinin ayakkabısının altında cızdaylardı. Yoktu bana de çoğudu yavrum. Şimdi böyle kalktı yemki zaman. Niye cızlatıyorlar yavrum? Bilmeyin işte ben de ahve yavrum. Yoktu bana öyle göre neydi? Yani tencere tava yok gelinin ayağının altında. Ya ayakkabısının ya böyle ızgarasının böyle şey cızlarlardı çıkurdu gelin ayakkabına patır kutur. Attan indireceğiz gelini, hatta bilmiyorum gördüğün kadar gördün mü attan indi. Hatta ortada at yok. At yok emmişti şimdiki. Atçının derdi nal parasıydı, aldı gitti atın hizmeti o kadar. Tabii. Bir göründü gitti. Yoktu bana öyleydi işte. Şimdi adet devş dili boyuna. İlkinki gibi değil mi? İşte adet, gelenek, görenek. Gelin Kur'an-ı Kerim'in altından mı geçecek? Evet. Eline verilecek. Eline verilecek. Ekmek bereketli olsun diye yeniliyor. Bir de işte cızlatılıyormuş, yağ sürülüyormuş. O da töremiz. Buyurunuz. Hayırlı olsun efendim gelininiz. Allah razı olsun. Siz ben de. Hoş geldiniz. Yardımcı geldi ya, nasıl böyle bir sanırım. Hoş geldin. Bitmiştim ben de işlerden, mahvolmuştum. İyi ki geldim. O ne? Şu şişe kıracak bir kuruşa. Sebep? Sebep yiğit olduğunu bileceğiz. Neyin olduğunu? Yiğit olduğunu bileceğiz. Gelinin yiğit olduğunu göstermesi evet. için şişe kırması evet. gerekiyor. Kaçın! Kaçın! Aferin kız. Gördün mü? Başka istiyorsa halter falan da kaldırsın. Islanan Hanım, siz kimsiniz? Ben akrabasıyım. Kimin akrabası? Evet. Oğlanın akrabası. Oğlanın akrabası. Evet. Aldınız mı boyunuzun ölçüsünü? Aldık. Daha gelin eve girmeden sizi bir ıslattı. Evet, ıslattı. Baksana suyu koydu. Şişeyi üstüne. Parça pinçik etti. Evet. Bakmayın öyle sakin göründüğüne. Allah kolaylık i̇yi. Versin. İyi Allah. Eşiniz çok mutlu. Siz mutlu, de mutlusunuz. Ben de mutluyum. Kız sen de maşallah hiç göründüğün gibi değilsin. Esip gürlüyorsun daha girmeden. Suratına çalmasın ablam, uzak dur. Suzan'la Mustafa ermiş muradına. Biz çıkalım ki... Evet. İnsan sanatçı olmaya görsün. Gelebilir misiniz lütfen? Suzan'ın kınasında... yöresel türkülerini dinlediğimiz ablamız Ünzile. Evet. Hanım. Meğer ye kürküm ye. Gillerdenmiş. Soğuk diye giydim de geldim. Dolanma öyle çok ama soğudu. Yani boğadder mi yaşır? Boğadder mi olur? Gırgır geçme oğlum benim. İçeride gırgır ne geçeceğim annem? Ye kürküm ne dünyası? Samur mu?
Tavşan mı? Vallahi bilmiyorum neden olduğunu işte. Ben giydim geldim. Kim hediye etti efendim size? Kim aldı? Almanya'dan gittim. Kendiniz mi getirdiniz? Evet. Ya, hoş olmuş. Öyle mi? Öyle hani fistanlar. Teşekkür ederim yavrum, teşekkür işte, ederim. 3-5 eteğin üstüne samur kürkü de çekince bir havalı mı oluyor böyle? Yok, soğuk diye giydik. Ya, soğuk. Sabahtan çok soğudu, soğuk diye giydik köyde üşüyeceğiz diye. Peki dolaşırken köylük yerde ne bu kürk hanım demiyorlar mı? Yok, ben köyde değilim, kazada oturuyorum. Bir yerde sanatçı. Ama giymiyoruz yok. Yok, ben bu sanatçı. Bu düğün diye mi efendim? Yok, işte soğuk diye giydim diye mi? Belki biraz da kamera gelir diye. Hani kamera gelecek ya. Olsa da efendim? Olur. Olsa da efendim? Olur. Olmasa da olur yani efendim? Kamera. Ben havam olsun. İstenci ben çarşıya verip üşüyünce giyiyorum, gidiyorum, geziyorum, geliyorum. Durağan'a gelince bir isminden midir nedir insan? Şoray. Alo. Abiciğim çekimdeyiz ya. Ay Sinop durağandayız ya. Tamam. Ben de hani durağandayız diye. Kötü bir espri ya, boş ver. İşimize bak. Espri değil ya. Ne ya? Yorgunluk diyelim biz. Hadi buna Evcim ya. Kolay gelsin anacığım. Hoş geldin yavrum. Yavrum diyen dillerini sevsinler. Sağ ol yavrum. Mübarek yerini öpsünler. Sağ ol, teşekkür ederim. O açık kabartıp. kabartıp. Tamam. Bundan daha rahat bir yer. Olmaz. Yok. İsmin neydi anneciğim? Zeliha. Zeliha anne. Zeliş mi diyorlar size? Zeliş diyorlar, Zeliha diyorlar. Herkes ne de olsa diyor, Selik diyorlar. Bu Kastamonu'yla Sinop'un buraları biraz benziyor galiba konuşma dili ya. Benziyor evet. Benziyor. Sinop'uz, Karadeniz'iz tabii benzer. Yok Kastamonu'lar da acaba olsun, konuşuyor. Aynı benzer konuşmamız. Bu yaptığınız nedir? Bu yaptığımız anne? Başörtüsü, çember. Çember diyoruz biz buna bu yaptığımıza. Başka bir şey yapmıyor musun? Sadece çember mi yapıyorsun? Çember yaparız, gömleklik dokuruz, yalnız mahrama diyoruz, mahrama dokuruz. Her şey yaparız biz bundan. Televizyon örtüsü? Televizyon örtüsü yaparız, sehpa örtüsü yaparız. Tomar'la para verip televizyon alıyorsun da ne oluyor? Hah, bir şey olmuyor. Zeliş annenin ördüğü örtüyü evet. Seyrediyorsun. Evet. Üstelik tek kanal. Reklamsız ve kesintisiz. Siz bunu kimden öğrendiniz? Siz Zeliş bunu anne? Eskiden annelerimizden, ebelerimizden, eskiden tarihi eser bu. Annelerimizden, ebelerimizden öğrendik. Bu bizim yöremizde bu var. Böyle örnek hırsızlığı oluyor mu? Örnek hırsızlığı olur mu canım? Olur mu canım? Olmaz! Olur! Niye inat ediyorsun? Niye olmuyormuş? İğne oyası şimdi, var ya birbirlerinden çalıyorlar o kınalı şeylerde görüyorum. Evet. Evet. Şimdi yavrum yapıyoruz işte. Herkes yapıyor elinden gelen zanaatı yapıyoruz. Bizim bu şeyimiz, cembelerimiz, mahramlar çok değerlidir. Pahalı mı bunlar? Pahalı, çok pahalı. Ne kadar mesela? 50 milyondan 100 milyon aşağı gitmiyor. Ne diyorsun anne? Vallahi yalan demiyor. Estağfurullah canım, estağfurullah. Tabii. Ne bu, şey mi, ipek mi? İplik, pamuk ipliği. Pamuktan oluyor. Evet, ağzına geçtiğimiz simle, eli şu olanlar, yumak, bunlardan geçiyoruz. Çok güzel örnekli desenini atarız. Götün kuşu ya, dokuduklarımı götün göster. Melek götün. Çırçını kabarıyor. Memleketin malını. Niye geri kalsın bizim durağanımız? Hı? Niye geri kalsın bizim durağanımız? Niye geri kalıyormuş bak, canım durağanımız? Yapıyoruz işte. Bak, her yere de olmaz mı böyle? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Bunlar da örnekler. Bunları evet. Siz mi dokudunuz? Hani? Evet. Evet. Bu ne oluyor mesela? Bu mahrama oluyor ya. Eskiden kuyuklara feşkur dillerdi. Eskiden bizim çocukluğa feşkur dillerdi bunlara. Kıyıl mahraması dillerdi, dokullardı. Peşkir ama yüz silinen şey değil mi? Bir yanda havlu olmuyor evet, mu? Evet, havlu, eskiden havluyordu, havlu yerine kullanırlardı. Şimdi her şey yapıyorlar bundan. Şu damat peşkir hangisiydi? Damat peşkir daha. Kıyıldı, odular. Ne yapıyor damat onu? Damat onu işte kıyı olduğu zaman beline kuşanıyor, caminin önüne götürüyorlar.
O kim kaparsa onda kalıyor kapı, böyle şöyle çataline sokardık eskiden kapmasına diye. Hırsızlığı bol bunun yani. Hırsızlığı bol. Yatabilir misiniz? Hırsızlığı bol. Vay be. Hı. Geç kırkından sonra artık. Tabii tabii, kırkından sonra azı ya. Hey sen. Öyle. Tabii. Hani yakışmıyor damatlık da, hani böyle duruyor. Bir de bunu iğneliyorsunuz, hani tabii, kapanın tabii. Elinde kalmasın tabii. Misali. Evet. Hadi Zeliş anneyi anladık, anlamasına da. Burada bir annemiz var. Acaba vazifesi nedir? Kolay gelsin efendim. Sağ ol yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Elde maşallah bir kayınvalide edası, bir kayınvalide edası. Kayınvalideyiz yavrum. Kayınvalidesiniz. Evet. Kaç gelin var? İki gelinim var. Öttürüyorsunuz onları. Yok, hayır. Herkes rahat olsun yerinde. Herkes yerinde rahat olsun. Beraber oturmuyor musunuz? Oturmuyoruz. Onlar ben, rahatlar. Tabii, ben kendim ayırdım onları. Niye efendim? İşte herkes kendi başına yaşasın. Eskiden zor oluyordu. Şimdi daha iyi oluyor. Vazifeniz nedir burada? Bizim, ben Selik teyze düzen dokuyor. Ben de çıtırını yazıveriyorum ona. Çıtırdırız biz buna. Çıtır nedir? Şimdi birbirine geçiyorlar bunlar. Onu ayırmayınca bu geri, gücüyle geri gitmiyor, dokunmuyor. Onun için birimiz dokuyor, birimiz de böyle düzeltiyoruz arkasından. Erol Çıtır sorup duruyordu. Benim soyadım nereden geliyor diye. Hatta tam layıkıyla sorusu şuydu. Benim soyadım nereden geliyor idi. Erol'cuğum, senin soyadın ahan da bu dokuma tezgahındaki çıtırdan geliyor. Zannetme ki kendini tazecik bir fidansın, değilsin Erol'cuğum. Sen dokuma tezgahındaki çıtırdan. Bozulmaya... Çıtır bu demek ha? Evet. Bu iplerle... Biz öyle duruz, çıtır duruz buna. Peki ama böyle oturuyorsunuz saatlerce, sabahtan evet. Akşama kadar tezgah başında, insan sıkılmaz mı? Yok, sıkılmıyoruz, alışırız biz. Ya radyo yok, bir şey yok hani. Biz türkü çağırıyoruz. Efendim? Türkü çağırıyoruz. Televizyon. Nasıl oluyormuş efendim o türkü? Şimdi ben türküler unuttum yarın, ben Kur'an'a başladım. İlahi söyleyin. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtın yüreğime yara, açtın yüreğime. Yeme yara. Mani var mı bildiğiniz? Etekliğin bağları, yar bağla bağlarını. Terk edip gideceğim durağının dağlarını. Dayı tarlam çok otlu, o gel de kaşına otu. Evde karın bek kötü, üstüne kuma götü. Niyaz mı olurmuş sen tarlada adam? Ya işçi lazım işte o çiftçiye. Çok insan lazım. Öyle deriz. Kolaylık versin. Siz pek mi celallendiniz dayanamadınız evet, öyle? Evet, pek celallendim, bana sormadı diye. Soralım. Buyurun. Mani mi soralım? Mani soralım. Yolda buldum keseri, huramadım ekseri. Bir babamın oğlunu yapamadın serseri. Bir mandonu yırtılsın, yakan benden kurtulsun. Üç gün dedim az geldi, bir ayda dilin dursun. Gideken bize uğra, kebabı koza uğra. Benden başka seversen mehlemsiz derdi uğra. Mehlemsiz der, ha, dermansız der. Dermansız derdi uğra, mehlemsiz dermansız. Söyler miydiniz eşinize böyle hani? Ay anam, tarlalarda otalık, antrik uçarlık, düzenlerde, dağda, herkes eşitliydi. Ne yapacaksın? Ussuz dedi lafla, çağırmamışsın ne yapacaksın? Siz nasıl evlendiniz rahmetliyle? Ya Allah'ın yerine onu beni istedi, ben onu istedim. Allah nasip etmiş, evlendim. Görücü usulü mü yoksa birbirinizi görüp mi beğendiniz? Ya bir mahallenin çocuğuyduk, görürdük birbirimizi. Beğenirdiniz? Beğendik işte. Allah nasip etti, biz de vardık. Bir de bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Siz belli ettireceğim değil mi? Belli ettireceğim, zor mu? Hani ötekinde belli etmişim de çıkmaya boyuna. Öyle mi ettiniz hakikaten? Öyle ettim. Tabii öyle ettim. Kaş göz yaptınız adamı. Nasıl işaret ettiniz adama efendim? Ya o beni istedi, ben istedim. Dedim böyle böyle dedim. Nerede siz mi gittiniz konuştunuz? Nerede konuşalım dedi. Bağlar başına dolan dedim. Bak yine yaptım mı? Bağlar başına dolan dedim. Bağlar başına dolan nasıl dedi? Yani parçalar oluyor ya. Ama konuşmadan dediniz onu gözlerle. Tabii evde nasıl konuşmadım. Nasıl yaptınız? Beni ittim. Allah yine çöktü bak amar ya. Allah. Bir daha görebilir miyiz bağlar başına gidelim? Artık geçti oğlum. Hayır yani bakış olarak. Bakış olarak.
Peki ı deseydi? Gitmezdim. 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 Kendisi ne yaptı efendim? Gitmeyen diye darıldı. Tamam diyordu tabii, demez mi canım? Çoğu yerde hanımlara soruyoruz. Hanımlar diyorlar ki beylerin önden gitmesi bir yerde iyi oluyor diyorlar. İyi oluyor, evet doğru. Anlayışlı oluyor. Gelinler demiyorlar mı anacığım gel başımıza? Diyorlar. Götürüldü. Ben de gitmeyeyim. Evim hocam terk edip de gidemeyeyim yavrum. Duramayayım. Yaşlıyorum. Rahat edemiyor musunuz İstanbul'da? İstanbul'da rahat edemeyeyim yani. Duramayayım. İnsanın gittiği, büyüdüğü yer nereyse orada. Gelinleri kendiniz mi buldunuz? Oğlanlar kendi mi buldu? Oğlanlar kendileri buldular. İşte. Kendileri. Hep devir böyle. Dünya Türkiye böyle be ya. Değil mi? Kalmamış olsun. Tabii. Eskiden anneye bırakılırdı bu iş. Evet. Anacığım kime alayım derdi. Kızla da gönder buraya. Öyle anne. Kızla da gönder buraya, oğlanla da gönder buraya. Yavrum anaya buraya soran yok. Hiç. Seven. Ne demek seven sevene? Ne demek seven seveneyim şöyle? Eski çügeye ne adet uyduruyorsunuz? Ne demek istediğini? Ömür boyu ondan hayat geçirmek. Sen niye bağırıyorsun be ya? Ne var da bağırıyorsun? Hiç. Bana ne? Öyle bağırıyorsun. Gerçekten tadı çıkıyor ya. Haklısın. Bana ne oluyorsa öyle bir gaza geliyorum ben herhalde. Ha, evet gaza geliyorum. Gaza geliyorum. Allah kolaylık versin anneciğim. Sağ ol ya. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kireler berberken, teveler develer tellerken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken diye başlardı bizim çocukluğumuzun masalları uyumadan önce. Çoğumuz, özellikle benim kuşak, beşiklerde büyümüştü. Peki bu beşikler artık var mı? Var vallahi. Samsun durağında beşik ve beşikçi ustasını bulduk mu? Bulduk. Hakikat mi? Maalesef değil. Artık gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Dur. Bu beşikleri kendi imkanlarımızla yaptık. Amaç beşikçiliği yaşatmak. Usta da aslında muhallebici ustası. Ona da dedik ki gel beşik yapar gibi yapar mısın dedik. Yaparım evlat, seni mi kıracağım dedi. Hadise budur. Sen illeri ilçeleri karıştırdın mı oraya şurayı ya? Durağan burası. Durağan da sizin noktayı Samsun falan dedi. Samsun mu dedi? Evet. Karıştırdı be. Komşu ya, oradan geldik. Ya. Komşu oradan. Sinop durağında belki de son beşikçi ustasını bulduk. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Hatta kontrol edin. Kolay gelsin Selam. Sağ olun, hoş geldin. Sırtı biraz terlemiş. Son usta olunca işte insan biraz dur ustacığım. Gözü gibi bakacak. Sırtı terlemişse sırtının terini alacaksın. Terlemiş sırtın biraz. Gözün gibi bakacaksın. Çünkü bu ustalardan Allah uzun ömürler versin pek kalmadı. Kolay gelsin. Dayıcım benim. İyisin inşallah. Allah'a şükür, sizi gördük daha iyi olduk. Gerçek usta işinden asla ödün vermez. Yok televizyon gelmiş, çekim yapıyormuş. İşi çok olduğu için, işine de saygı duyduğu için, üst düzeyde saygı duyduğu için yüzümüze bakması da gerekmiyor. Ver o elini öpeyim ustacığım. Buyurun. Ben de seni öpüyorum. İsmini bağışlar mısın? İrfan Özen. İrfan amcacığım, evet. Yaş kaç sizin? Yaş 70. Buyur. Yaş 70. Ben 37 doğumluyum. Yalnız askere geç gittim 45'li Oraktan'a. Sen 70 yaşında mısın, evet. İrfan ustacığım? Ya 60'tan büyük göstermiyorsun. 10 yaş küçük gösteriyorsun İrfan ustacığım. Ya benim bakımım iyiydi onun için. Kim bakımınızı temin etti? Hangi servis? Annemin annesi ben küçükken balından yalından beslemiş beni. Balından yoğurduna böyle yalan bağ atarmış, öyle beslermiş beni. Bu zorlu... Mayası sağlam yani. Tabii maya sağlam. Hanım sağ mı? Hanım sağ. Hanım buradaydı. Hanım! Neredesin? Çarşına ya. Of. Böyle hanım deyince gelir mi hemen hanım? Gelecek, mecbur gelecek. Keser elimde. Keser elinde mi? He. Ne oldu böyle tehditle? Hayır. Birincisi cevabı iyilikle. İkinciye gelmedim. Üçüncüde zopayı yedi. Olur mu canım öyle şey? Olacak. Hangi çağda yaşıyoruz dayım benim ya? Benim çağım abi olmaz. Hoş geldin. Hanım neredesin? Yani. Hoş geldin ya sen nerede? Buyurunuz. Buyurunuz. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsınız? İyiyim ben, şükür. İsminiz? Hatice. Hatice anne, evde böyle tam rahat ediyorum. Şimdi kış da geldi, soğuklar da bastırdı. Sobanın yanında oturuyorsun, belki bir demlik çayını içeceksin. Anam diye bağırınca hemen koştur gelir misin? Tabii, iyi de.
Ne diye çağırıyor efendim sizi? Sinan diye çağırıyor. Babamın adı Sinan idi. Sinan diye çağırıyor. Sinan diye çağırıyor. Hayır, niye şimdi niye çağırdın hanımı? Yanıma gelsin. Bana yardım etsin. Usta sen değil misin? Ustam mı? Hayat müşterek. Nasıl hayat müşterek? Tabii canım, o da bir tarafından duracak. O da zımpara yapacak, boya yapacak. Sen alırken öyle mi dedin? Bak hanım, seni alacağım ama çalıştırırım da gerekirse. O zaman ben usta değildim bunu alırken de ki. Neyi? Sonra da uğradım ben ustalığa. Ne iş yapıyordunuz siz eskiden? Ben eskiden amelilik yapıyordum. Sonra bu işe öğrendim. Amelilik yaparken de yardım ediyor muydu hanım size? İnşaatta kum çekiyor muydu? Çekiyordu, şimdi? çekiyordu. Hanım getiriyor. Tabii. Böyle hayat müşterek. Öyle senin gezip de ben çalışma yok. Çalışmaya geldim mi çalışacağım. Yemeğe geldim mi aslan gibi yiyeceksin. Almadan önce söylediniz mi siz? Bak ben seni... Hayır söylemedim. Dedim ben seni alırım ama çalıştırırım diye. Yok öyle bir şey demedim. Çalıştırıyor şimdi sizi. Çalışıyorum. Hayat müşterek. Mecbur çalışacağız öldüğümüz günlerde. Siz ikinci hanım mısınız İrfan Bey'in? Yok. Birinci hanım mısınız? He. Bir hanımdan daha bahsetti. O... Aldı bu ikinci. Kim ikinci? İkinci hanım. Sen mi? Hanım herhalde farkında değil anladığımız kadarıyla. Ben gelmeden olmuş orada. Ha, bir hanım varmış. Ha, o benden önce o. Almış. Çalışmaktan kocatmış. Ha, bakmış olmuş. Artık çalışamıyor. Ha, kovmuş onu. Kovmuş onu? Kovmuş onu. Kovmasa ben almazdım. Baksa. Ya İrfan ustam, sen hanım mı alıyorsun, işçi mi alıyorsun? Hem işçi hem hanım. İkisi de olacak. Gel hele bir hanımın yanına. Kaç yıllık evlisiniz efendim siz? 71'de evlendik. Hanımla? He. 71'den beri çalıştırıyorsunuz. Tabii. Bu ara biraz işe sarsaklamaya başladı. Artık işte ihtiyarladık ya artık ya. Yani yeni bir işçi mi lazım size? Tabii. Bu işleri yapmak için yeni bir avradı lazım, yardım etmek için. Bu artık ihtiyarladı. 70 yaşında hem de marangozhanede çalışacak bir hanım senin... yani 70 yaşında bir adamı ne yapsın? Ya bana yardımcı olur. Tahta siler, zımparalar, çayı getirir, yemek yapar, temizlik yapar, her şey olur. Senin bir kişinin olmaz ki bu iş. 70'inde? Tabii. 70'inde adam yaşlı değil ve tam orta çağ. Peki ne diyor İrfan Usta? Siz de paylaşıyor mu? Ben hiç kabul etmiyorum. Niye edesiniz canım yani? Ya niye adamın olsun? Kahrını çekmişin 71'den beri marangozhanelerde çalışmışsın. Çalıştım ama baksana başka karı diye. O başka karı diye. Ben de başka yere evlenirim. Ne, dünyada yanında da bu mu çıktı? Duyuluyor mu acaba? Olmadı. Niye efendim siz ona, söylerken iyiydi de? O beni bırakıp gidemez. O benim başvardı. Vallahi giderim. Birdenbire inşaat amelesi muamelesi gören yengemiz baş tacı seviyesine yükseldi. Sen az daha bastır, kraliçe de olacaksın. Gözümün nuru da olacaksın. Ciğer paresi de olacaksın inşallah. Sizden Allah razı olsun. Hep böyle mi davranır? Haytut mu davranır? Öyle davranır. Onun huyu öyle. Can hiç güzel şey söylemez mi? Söylüyor. Güzel de söylüyor. Söylemez mi? Tam romantik bir muhabbet açılacak ya. İzin vermez. Bu beşikçilik nereden icap etti? Babam marangozudu. Yalnız beşik yapmazdı. Böyle sofra yapardı. Marangoz ev yapardı. Ben de ondan alıştım biraz. İşte öyle devam ettik gittik. Kullanılıyor mu hala beşikler? Tabii. Senede ben aşağı yukarı 50 beşik satıyorum yani. Hala bebekler beşiklerde duruyor. Tabii. Hep İstanbul'a gidiyor bu beşikler. Hep çoğunca İstanbul'a gidiyor. Süs mü yoksa hakikaten bebeler mi? Bebele büyüyor canım. Süs falan değil. Bebele büyüyor. Nasıl yapılıyor beşik? Bu şimdi ağacını hazırlarsın, tornadan çıkarırsın, ondan sonra zımparasını yaparsın, ondan sonra yerine alıştırırsın, çekersin deliklerini. Ondan sonra santımı santımına takılır yerine, ondan sonra boyasını yaparsın, alsa beşik. Ne kadar sürüyor bir beşiğin yapımı? Aşağı yukarı 4 gün falan sürüyor. Bir beşik. Ha. Kaç para İrfan Usta? Beşik birisi 100 lira, birisi 70 lira. Şimdi artık şeyler çıktı biliyor musun? Elektrikli bebek uyutucu şeyler çıktı. Onları da çocukla hasta oluyormuş. Şimdi bu beşikleri tercih ediyorlar. Ekstrem. Şimdi bizim buradan İstanbul'a göç eden ne var? Onlar bunları tasfiye ediyorlar yani. O ağaç beşik, demir beşikleri kullanmıyorlar. Siz beşikten mi büyüttünüz anne çocukları? Evet. O ninnileri hatırlıyor musunuz? Evet. Söyler misin bir tanesini? Ninni yavrum ninni, uyusun da büyüsün, çabuk para kazansın. Zaten İrfan Usta'nın gözler YTL, eski TL, euro, dolar vesaire. Sen anlıyorsun benim halımdan ama. Allah kolaylık versin İrfan sağ Usta. Sağ ol, teşekkür ettim. Annem, Allah esas sana kolaylık versin. İyi, sağ olun inşallah. Oğlum. Allah razı olsun. İyi misin anneciğim?
İyiyiz Allah'a çok şükür yavrum. Şimdiki günümüz iyi çok şükür. Allah iyi getirsin. İsmini bağışlar mısın? Firdevs Şen. Firdevs anne. Bu? Yayık. Kaldı mı yayıklar Halil anne? Kaldı yavrum. Olanlar da kaldı, olmayan ne yaptık? Yaktık. Ayran mı yapıyorsunuz bunu? Ayran yapıyorum yavrum. Şimdi hazırları çıktı. Çıktı çocuğum anne. Biz yine bunu böyle yayıyoruz köylerde. Biz bunu böyle eskiden böyle bir çabuk yayardık ki. İşe gideceğiz diye, tarlada iş göreceğiz diye. Hay yavrum. Annem siz kaçta kalkardınız? Allah'ınızı seversen. Biz mi? Vallahi bana sorarsan ben geceyi yarı bölüyordum yavrum. Bunun çıkan yağını ne yapıyorsunuz anne? Yemeğe katarız. Tuzsuz yağ yaparsak kahvaltında yürürüz. Daha ihtiyacı olmayanına götürüp satar. Ayranını da? Ayranını da Allah'ım, komşu da yoksa komşuya veririz. Varsa torbaya koyarız. İşte. Aylalıkta vakitimizi geçiriyoruz işte çocuğum. Yürek işte yürek. Ya. Önce yoksa komşuya veririz. Biz hala komşusu açken uyumayanlardanız değil mi anne? İlle komşumuz, ille komşumuz. Komşudan ayrılmayız yavrum. Bu da Allah doğru. Kolaylık versin anne. Amin cümlemize yavrum. Kolay gelsin anneciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Halin keyfin yerinde mi? Tabii. İsmini bağışlar mısın anneciğim? Zübeyde Yurdum. Zübeyde anne. Ne yapıyorsunuz burada? İçi yağlı yapıyoruz. Ne? İçi yağlı. İçi yağlı mı? Hı. Kalın... Adı o mu? Hı. İçi yağlıdırız, kalın ekmektiriz. Bu bizim bildiğimiz gözleme değil mi anne? Ya da? Eli koynundadırız, saç çereğidiriz, her şey biliriz. Hayır, niye eli koynunda demişler acaba? Bilmem valla, büyüklerimiz ne dediyse. Yeşilkent ama köy değil mi abla burası? Çatköy. Çatköy. Eski adı Çatköy şimdi. Şey, eski adı Çatköy. Eski adı Çatköy. Şimdi Yeşilkent. Yeşil ne zamandan beri Yeşilkent deniyor? 4-5 senedir öyle. Ya etraf güzel mi güzel? O başka. Sinop zaten güzel bir yerde. Bilmediğimiz lezzetleri de burada bulmak, görmek mümkün. Bir müsaade et bakalım ablacığım. Şunu öğrendik mi tamamdır değil mi işlem ablacığım? Ama anne belli adamların niye yapmadığı belli. Bir tane adam bulunca bütün işi ona yaptırıyorsunuz siz. Adam çalışmaz tabii, yapmaz tabii bu işi. Onu oraya koy. Bir hamur açılmıyorsunuz ya hastalığıyla. Adam da gider kahvede çay içer tabii arkadaşlarıyla. Oturur tavla oynar. Metodu biliyor musunuz siz? Bunu da Erzurum'da öğrendim. Ağız tadıyla ben bir hamur açabilsem. Gidiyor hamur gitti ama ablam. Sonra yapamadım. Ne yapamadım? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.